1983'te biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ilan ettik. Tanınma istemedik, isteyemedik. Çünkü ana vatan bize dedi ki, rahmetli Denktaş o zaman çok konuştum, çok dinledim. Her zaman kendisinin yüreğini en çok yakan konu buydu. Oğlum diyordu, devleti ilan ettik, tanınma isteyemiyoruz. Çünkü bize ana vatan diyor ki, şimdi zamanı değil, görüşmelere devam et. Ve devlet ilan etmiş bir lider olarak, devlet kurmuş bir lider olarak, federasyon görüşmek zorunda kaldı. Rahmetli Denktaş. Ve anlam planında artık yeter dedi. Karşı çıktı anlam planına, federasyon planına karşı çıktı ve bildiğiniz gibi aparoz edildi o dönem rahmetli Denktaş. Şimdi şimdi gidilen yol bence yanlıştır. Peki benim bana soruyorsunuz ne öneriyorsunuz? Benim önerdiğim şudur. Cesaretle birinci toplantıdan sonra daha daha ilk toplantıda bizim dememiz lazım ki biz iki bağımsız devlet dayalı bir anlaşmadan yanayız. Çözüm ifadesini de kullanma, kullanmamak gerekir. Çözüm kelimesi yanlıştır. Biz çözdük bu sorunu kendi açımızdan. Çözüm Rumlar açısından geçerlidir. Onun için kullanacağımız kavram anlaşmadır. İki devletli bir anlaşmadan yanayız biz. Rumlar federasyon istiyor. Ortak zemin yoktur. Ee, dolayısıyla bu görüşme burada bitti değil. Biz sona erdirmemiz lazım cesaretle dik durarak o masadan kalkmamız lazım ikinci üçüncü dördüncü beşinci görüşmeye devam etmememiz lazım ve Türkiye dost ülkelerden başlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için büyük bir kampanya başlatmalıdır ve dünyaya şu söylenmelidir. Birleşmiş Milletlere şu söylenmelidir. Eğer siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak ülkelerin tanımasını engellemek için baskı yaparsanız bilin ki alternatifsiz değiliz. Bundan sonra aynı statüde devam etmeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında rahmetli Bülent Ecevit'in geçmişte önerdiği özerk devlet anlaşması yapacağız. Bu ne demektir? Özerk devlet anlaşması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dışişleri ve savunmada Türkiye'ye bağlı iç işlerinde, bağımsız iç işlerinde özerk bir ilişki modelidir. Ben buna, o zaman rahmetli Ecevit bunu önerdiği zaman Doğu Akdeniz'deki bu enerji konusu, enerji kaynakları daha e, ortaya çıkmamıştı. Şimdi bu da var e, gündemde. Dolayısıyla ben buna üçüncü bir e, kalem daha ekliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında e, özellik anlaşması özel devlet modeli dış işlerinde, savunmada ve enerjide Türkiye'ye bağımlı iç işlerinde özel bir devlet modeline geçmemiz lazım ve her alanda ana vatanla bütünleşmemizi, entegrasyonu ileri götürmemiz lazım. Bizim çıkış yolumuz budur. Birinci alternatifimiz tanınma, tanınma olmazsa ana vatanla Özerk devlet ilişkisi bunun örneği dünyada çok var.